Hayırlı akşamlar dostlar. Dün yayınladığımız haberde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Denlias'ın Türkiye'yi Macaristan'a şikayet ettiği haberini aktarmıştık. Yunanistan her gün çocuk gibi başka bir ülke şikayette bulunuyor. Bugün itibariyle Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Denlias bir başka açıklamada bulundu. Açıklama şu şekilde. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı ile yapacağım görüşmede Yunanistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşma çerçevesinde Doğu Akdeniz'de karşı karşı olduğumuz durum, Türk provokasyonu ve Yunanistan'ın egemenliğine sorgulanması hakkında muhatabıma bilgi vereceğim açıklamasını yapıyor. Burada ilginç olan cümle şu, kendisi Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılan anlaşma çerçevesinde bilgi veriyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'ye karşı Yunanistan'la anlaştığını da görmekteyiz. Açıklamalarının devamında şunu söylüyor. Ayrıca bize göre büyük bir başarıyla Atina'da gerçekleşen ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yunan ekonomisine yaptığı yatırımları ayrıca Rusya'nın işgalinden sonra bölgeye genel bir bakışı ilgilendiren ekonomik forum hakkında değerlendirme yapacağız. Birleşik Arap Emirlikleri daha geniş bir bölgede çok önemli bir role sahiptir. Yunanistan'la Hindistan arasında dinamik bir köprü rolünü şimdiden kanıtlamıştır açıklamasını yapıyor. Daha sonrasında da dostlar Birleşik Arap Emirlikleri'nin Amerika Birleşik Devletleri ile ortak askeri tatbikata başladığı duyuruldu. Yapılan açıklama şu şekilde: Silahlı kuvvetlerimiz ve Amerika arasında askeri ve muharebe deneyimini paylaşmayı, Birleşik Arap Emirlikleri ile Amerika arasında özellikle silahlı kuvvetlerin operasyonel hazırlığını, farklı koşullar altında çalışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla ortak deniz tatbikatı olan Iron Defender 22 tatbikatının görüntülerini görmektesiniz. Evet dostlar hoşça kalın.